Mitra Kültü. Pers gizem okulları Güney Avrupa'ya göç edince Latin zihni onları hemen benimsedi. Kült, özellikle Romalı askerler arasında hızla büyüdü ve öğretiler Roma'nın fetih savaşları sırasında lejyonerler tarafından Avrupa'nın hemen her yerine taşındı. Mitra kültü öyle güçlendi ki Roma imparatorlarından en az biri Roma şehrinin altındaki büyük mağaralarda bu tarikata inisiye edildi. C.W. King, Gnostic and Their Remains, Gnostikler ve Kalıntıları adlı eserinde gizem okullarının Avrupa'nın farklı kesimlerine yayılması hakkında şunları söylüyor. Eskiden Roma İmparatorluğu'nun batı eyaletlerini oluşturan ülkeler, taş tabletlere veya kayaların yüzeyine kazınan rölyefler açısından çok zengindir. Almanya'da bunlardan çok vardır. Fransa'da ise daha fazla. Bu ülkede bile İngiltere'de, Bath'te ve başka yerlerde bulunmuşlardır. Alexander Wilder, Zerdüştlerin Ahlakı ve Felsefeleri adlı eserinde Mitra kelimesinin güneş yerine geçen bir isim olduğunu söylüyor. Mitra'nın bu parlak kürenin içinde ikamet ettiğine inanılıyordu. Mitra androjen olmasa da hem eril hem de dişil niteliklere sahipti. Güçlü ve parlak Mitra yazatalarının en yücesiydi. Mitra ismiyle bu tanrı dişi ilkeyi temsil ediyordu. Bildiğimiz evren onun sembolü olarak kabul ediliyordu. Dünyevi ve alıcı doğayı ve güneş küresinin ışığında yıkandığı zaman ise bereketi temsil ediyordu. Mitra kültü Persli ateş büyücüsü Zerdüşt'ün daha karmaşık öğretilerinin basitleştirilmesidir. Perslere göre sonsuzlukta bir arada var olan iki ilke mevcuttu. Bunların ilki olan Ahura Mazda veya Hürmüz, iyiliğin ruhuydu. Hürmüz'den çeşitli güçlerde birçok iyi ve güzel ruh çıkmıştır. Melekler ve baş melekler. Sonsuz varoluşa sahip ikinci ilkeye Ahriman deniyordu. O da saf ve güzel bir ruh olmasına rağmen Hürmüz'ün güçlerini kıskanarak ona karşı isyan etmişti. Bu isyan Hürmüz ışığı yarattıktan sonra gerçekleşmiştir. Çünkü Ahriman bundan önce Hürmüz'ün var olduğunu bilmiyordu. Bu kıskançlık ve isyandan dolayı Ahriman kötü ruh oldu. Hürmüz'e zarar vermek için kendinden bir sürü yıkıcı yaratık yarattı. Hürmüz yeryüzünü yarattığı zaman Ahriman onun daha kesif unsurlarının içine girdi. Hürmüz ne zaman iyi bir şey yapsa Ahriman onun içine bir kötülük koydu. Hürmüz sonunda insan ırkını yarattığı zaman Ahriman insanın aşağı doğasına bedenlendi ve kötülük ruhu onu ele geçirmek için savaştı. 3000 yıl boyunca Hürmüz göksel alemleri ışık ve iyilikle yönetti. Sonra insanı yarattı. Bir 3000 yıl daha insanı bilgelik ve bütünlük içinde yönetti. Bundan sonra Ahriman'ın gücü ortaya çıktı ve insan ruhu için mücadele sonraki 3000 yıl boyunca devam etti. Sonuncu 3000 yıllık dönemde Ahriman'ın gücü yok edilecektir. İyilik tekrar yeryüzüne inecek, kötülük ve ölüm yok olacak. Kötülük ruhu Hürmüz'ün tahtı önünde eğilecektir. Hürmüz ile Ahriman doğanın egemenliği ve insan ruhunun hakimiyeti için savaşırken Mitra akıl tanrısı bu ikisinin arasında bir arabulucudur. Birçok yazar Merkür ile Mitra arasındaki benzerliğe dikkat çekmiştir. Merkür'ün kimyasal karşılığı olan Civa'nın evrensel eriyik oluşu gibi Mitra iki göksel muhalif güç arasında uyumu bulmaya çalışır. Hristiyanlık ile Mitra kültü arasındaki birçok benzerlik mevcuttur. Bunun nedenlerinden biri de Persli mistiklerin Hristiyanlığın ilk asrında İtalya'ya yığınlar halinde gelmeleri ve iki kültün ilk asırlarının iç içe geçmiş olmasıdır. Britannica ansiklopedisi Mitra kültleri ve Hristiyan gizemleri için şu ifadeyi kullanmaktadır. İlk toplulukların kardeş örgütleri olup
demokratik ve mütevazi bir ruha sahip olmaları, tapınma nesnesinin ışık ve güneşle kişiselleştirilmesi, birçok yeteneğe sahip imanlı çoban efsanesi, tufan ve gemi, sanatta ateşten savaş arabası temsilleri, kayadan su çıkarma meseli, çan ve mumun kullanılması, kutsal su ve aşağı Rabbani ayini, pazar gününün ve 25 Aralık gününün kutsallaştırılması, ahlaklı davranış konusundaki ısrar, perhiz ve öz hakimiyet üzerindeki vurgu, cennet ve cehennem, ilksel vahiy, ilahi kökene sahip kelamın aracılığı, kefaret için kurban verme, iyilik ve kötülük arasında süre giden savaş ve iyiliğin sonunda galebe çalacak olması, ruhun ölümsüzlüğü, kıyamet, bedenin yeniden dirilmesi ve kıyamet günü evrenin yok edilecek olması, bütün bunlar gerçek veya görünürde olsun, Mitraizmin Hristiyanlığa uzun süre direnmesini sağlayan benzerliklerden bazılarıdır. Mitra ritüelleri mağaralarda gerçekleştirildi. Por Frey, Cave of the Nymphs, Periler Mağarası adlı eserinde Zerdüşt'ün Tanrı'ya tapınmak için bir mağarayı kutsayan ilk kişi olduğunu söyler. Çünkü mağara, yeryüzünü veya alt karanlık dünyayı sembolize ediyordu. John Lundy, Anıtsal Hristiyanlık adlı eserinde Mitra mağaralarını şu şekilde tarif eder. Bu mağaralarda yengeç ve oğlak burçlarının sembolleri olurdu. Yaz ve kış gün dönümleri, bu hayata inen veya tanrılar katına yükselişlerinde bu hayattan çıkan ruhların kapısı olarak çok önemliydi. Yengeç inişin, oğlak ise yükselişin kapısıydı. Bu iki alan fanilerin yeryüzünden gökyüzüne, gökyüzünden yeryüzüne geçiş yerleriydi. Roma'da Aziz Petrus'a ait olduğu söylenen koltuğun pagan gizem okullarından birinde kullanıldığına inanılır. Muhtemelen bu okul Mitra kültüne aitti ve Hristiyanlığın ateşli taraftarlarının bir dehlizde bulduğu bir şeydi. Anakalipsis adlı eserinde Godfrey Higgins 1662 yılında bu koltuk temizlenirken üzerinde Herkül'ün 12 işinin temsilinin bulunduğunu, daha sonra da Fransızların aynı sandalye üzerinde kelime-i şehadetin Arapçasını bulduğunu belirtir. Tıpkı bir çok kadim felsefe okulunda olduğu gibi Mitra kültüne inisiye olma anlaşıldığı kadarıyla 3 aşamalı. Bu derecelere hazırlanmak için arınma, akli melekelerinin güçlendirilmesi ve hayvani doğanın kontrolü şart koşuluyordu. İlk derecede adaya bir kılıcın ucunda bir taç sunuluyor ve ona Mitra gizemlerinin gizli gücü öğretiliyordu. Muhtemelen ona altın tacın kendi ruhani doğasını temsil ettiği ve Mitra'ya tam anlamıyla şükredebilmesi için bu tacın dış dünyaya ortaya çıkarılması gerektiği öğretiliyordu. Çünkü Mitra, onun ruhu olan Hürmüz ile hayvani doğası olan Ahriman arasında bir aracı görevini görüyordu. İkinci derecede ona bir aklın ve saflığın zırhı veriliyor. Yozluk, tutku ve şehvet hayvanlarıyla savaşması için yerin altına gönderiliyordu. Üçüncü derecede ona bir takke veriliyordu. Bu takkenin üzerinde zodyak burçları ve diğer astronomik işaretler işlenmiş veya çizilmiş oluyordu. Bu inisiyasyonların ardından o ölmüş ve dirilmiş kişi olarak selamlanıyor ve Persli mistiklerin öğretilerini öğrenmeye başlayarak tarikatın tam üyesi oluyordu. Mitra inisiyasyonlarını başarılı bir şekilde geçen adaylara aslanlar deniyordu ve alınlarına Mısır haçı çiziliyordu. Mitra birçok yerde bir aslan başı ve iki kanatla tasvir edilmiştir. Bir ritüel boyunca Mitra'nın güneş tanrısı olarak doğuşu, insanlık için kendini kurban edişi, insan sonsuz hayata kavuşsun diye ölümü ve nihayet dirilişi ve Hürmüz'ün tahtı önünde bulunduğu şefaatle tüm insanlığı kurtarması canlandırılır. Mitra kültü, Zerdüştçülüğün ulaşmış olduğu felsefi yüksekliklere çıkmasa da onun Batı dünyası üzerindeki etkisi derindi. Bir dönem neredeyse bütün Avrupa onun öğretilerini kabul etmişti. Roma diğer uluslarla olan ilişkisinde kendi dini ilkelerini onlara aşılamıştı. Daha sonraki birçok dini kuruluş Mitra kültüne özgü nitelikler sergilemiştir.
Usta mason derecesinde aslan ve aslan pençesine yapılan gönderme bu kültten geliyor olabilir. Mitra inisiyasyonunda 7 basamaklı bir merdiven vardır. Faber bu merdivenin esasen 7 katlı bir piramit olduğu görüşündedir. Masonluğun 7 basamaklı merdiveninin bu Mitra sembolünden kaynaklanmış olması mümkündür. Mitra tarikatına kadınların girmesine izin verilmezdi. Fakat erkek çocuklar ergenlikten çok önce alınırdı. Kadınların masonluğa katılmasına izin verilmemesi Mitra kültlerinde verilen gizli öğretilere dayanıyor olabilir. Bu kült efsaneleri daha ziyade güneş ile onun gökyüzü evrelerindeki yolculuğun sembolik temsilleri olan gizli cemiyetlere çok güzel bir örnektir. Mitra'nın bir taştan doğması, güneşin bahar ekinoksunda ufuktan doğmasından başka bir şey değildir. Jean O'Neill, Mitra öğretilerinin bir güneş tanrısını işaret ettiğini tartışmaya açar. In the Night of Gods, Tanrıların Gecesi adlı eserinde şunları yazar. Avesta'daki ışık tanrısı Mitra'nın yükseklerden bakan, bilgide eksiksiz, güçlü, uykusuz ve hep uyanık 10.000 gözü vardır. En büyük tanrı Ahura Mazda'nın bir gözü vardır. Başka yerlerde de onun gözleri olan güneş, ay ve yıldızlarla her şeyi gördüğünü söyler. Mitra ünvanının esasen güneşe ait olmayıp mutlak gökyüzü tanrısı olduğu teorisi olgularla çok iyi uyuşmaktadır. Buradan görülecektir ki Nunguam dormuyor, asla uyuklamayan mason gözün kökenine dair hayli kanıt vardır. Okuyucu Persli Mitra ile Vedik Mitra'yı birbirine karıştırmamalıdır. Alexander Weiler'a göre Mitra ritüelleri Baküs gizemlerinin yerine geçmiş, Asya, Mısır ve hatta Uzak Batı'da asırlarca egemen olan Gnostik sistemin temelini oluşturmuştur.